Varlık niye var edilmiş? Allah neden kainatı, evreni yaratmış? Çünkü mecbur değil, muhtaç da değil. Buradan başlayalım. Yani Allah bir defa bu kainatı yaratmaya mecbur değildi. Evet. Yani bir zorlama sonucunda bu kainatı yaratmadı. Çünkü kimse onu zorlayamaz. Neden? Çünkü Allah vardı, yanı sıra başka şey yoktu. Ne insan, ne melek, ne cin, ne madde, ne mekan, ne zaman, ne bitkiler, ne ağaçlar, hiçbiri yoktu bunların. Sadece ve sadece Allah vardı, yanı sıra başka şey yoktu. Bir rivayette Allah amadaydı. Ama hiçbir şeyin görünür olmadığı manasına gelir. Hatta anadan doğma körlere ama denmesi de bundandır. Onun için çünkü görüntü yok. Allah amadaydı. Allah kendi iradesiyle herhangi bir zor altında kalmaksızın tamamen kendi iradesi, kendi niyetiyle kainat yaratmaya murad etti. Şimdi bir insan bir şeyi ya zor altında, cebir altında yapar, birisi gelir zorlar onu. Silah dayar başına, yahut seni öldürürüm der, yahut böyle yapmazsan sana şunu yaparım der. Yapar, mecburdur çünkü. Allah'a zorlayacak kimse yok ki. Allah'tan başka varlık yok zaten. Evet. Bütün esması nihayetsiz, bütün şanları nihayetsiz, bütün sıfatları nihayetsiz. Böyle bir zat kim zorlayacak? Kimse yok. Ya da ihtiyaçtan yapar. Mesela yemek yer çünkü mecburdur. Yemek yemeden olmaz, ihtiyaç muhtaçtır yemek yemeye. Su içer, suya muhtaçtır. Havayı teneffüs eder, buna muhtaçtır. Allah ise, biz isimlerini biliyoruz, mesela Sübhan'dır Allah. Evet. Ne demek? Bütün esması ve sıfatları nihayetsiz. Üzerine bir şey koyamazsın. Yani sonsuz artı bir milyar yine sonsuzdur. Sonsuz eksi bir milyar yine sonsuzdur. Üzerine bir şey koyamazsın bunun. Bir ismi Samet, demin buyurduğunuz gibi. Ne demek Samet? Kendisi asla bir şeye muhtaç olmayan, bütün muhtaçlara ihtiyaçlarını veren manasında bir isim bu. Evet. Eğer ihtiyacı olursa zaten ilah olamaz. Yani kul huvallahu ehad, Allahu samet derken surede ehadden hemen sonra samedin zikredilmesi budur. Allah kendini böyle tarif ediyor. Bütün bu soruların temelinde zaten bunu görebiliyoruz biraz tahkik ettiğimiz zaman. Allah'ı yeteri kadar tanımama var. Yani marifetullah boyutu çok eksik. Evet. Peki Allah bunu neden yarattı? Bununla ilgili malum olduğu üzere bir kutsi hadis var. Gerçi bunu bazıları, efendim bunu biz metinlerde bulamıyoruz diyorlar ama bu Celaleddin Suyuti'nin Cemil Cevamisi'nde vardır. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Halkı yarattım, mahlukatı yarattım, küntü kenze mahfiyen hadisi kutsisi vardır, mevcuttur. Burada Allah-u Teala kendini bir gizli hazineye benzetiyor. Ne demek gizli hazine? Yani isimleri, sıfatları, şanları, fiilleri, her şeyi, bütün Cenab-ı Hakk'ın nitelikleri gizli. Kendinden başka onu müşahede eden yok. Allah var, esması ve sıfatları yine neyse o, yani evet, bir artış olmamış. Müşahede eden de kendisi, müşahede edilen de kendisi. Kimse bilmiyor. O yüzden gizli hazine, kenz-i mahfi deniyor. Bilinmeye murat ettim, ben istediğim için yarattım. Şimdi Allah-u Teala'nın fiilleri ve yaratması hakkında kanaat sahibi olmak, bilgi sahibi olmak için elimizde iki tane kaynak var. Birisi nakil, birisi akıl. Yani biz evvela nakle bakacağız. Allah kainatı yaratışını, yaratmasının sebebini nasıl izah ediyor? Bu da vahiy demektir. En başta Kur'an-ı Kerim ve daha evvelki kitaplar ve sayfalar. Aynı zamanda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri bize yol gösterecek bu konuda. Akıl noktasında da insan bazen hakikati tam kavrayamaz, misallerle kavrayabilir. Kendinden yola çıkarak kavrayabilir. Önce nakle bakalım. Demin kutsi hadiste belirtti. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Ve mâ halaktul cinne vel insa illâ liyâbudûn buyurdu. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye liyâbudûn yarattım. İbn Abbas radıyallahu anh ve benzeri pek çok
sahabe olsun, daha sonraki tabiinden olsun müfessirler, buradaki liyabudunu liyarifun diye tefsir etmişler. Yani beni tanısınlar. Çünkü zaten tanımadan ibadet etmek mümkün değil. Onun mabudu bil hak olduğunu bileceksiniz ki ibadet edesiniz. Arkasından ibadet. İbadet bir meyvedir. İman ağaçtır. Tanıma onun daha da gelişmiş halidir. İnsan la ilahe illallah Muhammed Resulullah demekle imanın kapısından girer. Tohumu atar. Ama onun inkişafı, itikat haline gelmesi, onun tafsili hale gelmesi elbette ki büyük bir gayret istiyor. Dolayısıyla biz nakle baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani Cenab-ı Hak bu kainatın için yarattığı konusunda bize bilgi veriyor. Akıl noktasından da bir başka kutsi hadise hemen müracaat etmemiz lazım. Nefsini bilen Rabbini bilir buyuruyor. Bu enteresan bir kutsi hadis. Bunun üzerinden gidelim biraz. Neden böyle? Mesela Allah hayat, ilim, irade, kudret sahibidir. Aynı şey insanda da var. Evet. Hayat, ilim, irade, kudret insanda da var. Allah maliktir diyor. İnsan da malik. Allah terbiye ediyor, insan da terbiye ediyor. Yani Cenab-ı Hak kendinde bulunan şanların, bunlara çoğuna şunat, yani şeyin şunat deniyor. Şanların, sıfatların ve isimlerin küçük gölge mesabesinde birer numunesini insana da vermiş. Neden vermiş? Çünkü insanda bunlar olmazsa söylenen sözü anlayamaz. Mesela bir ayette, bir hadiste, bir vahide gördüğü herhangi bir kelamı anlayamaz. Mesela Allah hayat sahibidir. E kendi hayat yoksa hayatın ne olduğunu nereden anlayacak? Evet, bilmediği bir şeyi. Evet. Tanımadığı bir şey. Allah basirdir, Allah görendir, semidir, işitendir. Kendinde görme olacak, işitme olacak ki işitmenin ve görmenin ne olduğunu bilen bir insan ancak bunu anlayabilir. Dolayısıyla insan kendinden yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın şanlarını, sıfatlarını ve isimlerini anlayabilir, kavrayabilir. Nefsini bilen Rabbini bilir. O halde Allah bu kainatı kendi isimlerini tecelli ettirmek, kendi sıfatlarını tecelli ettirmek maksadıyla yaratmış. Yani gizli bir hazine olan isimlerini görünür hale getirmek için yaratmış. Peki bunun için yapmış? İnsana hemen müracaat ediyoruz. Her insanda olan bir duygu var. Her insanda olan bir nitelik var. Her insan kendinde bulunan bir cemal, bir güzellik olduğu zaman yahut bir kemal, yani erkinlik, olgunluk olduğu zaman bunu hem görmek ister hem de göstermek ister. Mesela alimdir, kitaplar yazar. Ressamdır, resimler yapar. Müzisyendir, çok güzel besteler yapar, onları sergiler. Onu evvela kendi dinler, kendi görür, kendi bakar. Bundan kendine has bir memnuniyet duyar. Mesruriyet duyar. Ama bununla yetinmez. Kitaplarını neşreder. Eğer müzikse onu başkalarının dinlemesini ister. Resimse sergiler açar, galerilerde kendini sergiler. Başkalarının gözüyle de onu görmek ister. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kainatı adeta bir galeri gibi, adeta bir musiki salonu gibi, adeta bir kütüphane gibi yaratmış ve kendisi bizzat nazar-ı dekayık aşinasıyla, bütün incelikleri gören nazarıyla, basir ismiyle, çünkü her şeyi görendir Allah, her şeyi işitendir, kendi eserini müşahede ediyor. Yani neden mesela yaratmadan da müşahede etmez miydi? Edebilirdi. Muhtaç olduğundan değil. Mesela bu şuna benziyor. Şimdi benim ruhumda müzik kabiliyeti olsa, resim kabiliyeti olsa, mimari kabiliyet olsa ama ben eser ortaya koymasam onları kendim müşahede edemem. Yani göremem onu ben. Yani bizzat ilim boyutunda bir kuvve olarak, potansiyel olarak var. Ama o var olan potansiyelin vücuda gelmemesi bir abesiyet gibi bir durum sanki oluşturuyor. Evet, yani insanda böyle ama Allah'ta tabii böyle olmuyor. Şimdi insan ister ki bu bende olan, benim sezdiğim, benim hissettiğim o vasıfları, kabiliyetleri, yetenekleri, yetileri görünür hale getireyim. Bu neyle olacak? Eserle olacak. Yani ilim sahasından kudret sahasına sanki çıkıyor. Aynen böyle oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak elbette ki esması neyse oydu, sıfatı neyse oydu. Ne bir ekleme var, ne bir çıkarma var. Kainat yok olsa Allah'tan bir şey eksilmez. Bu kainat gibi milyar kainat daha yaratsa yine bir şey artmaz. Artma ve eksilme olamaz çünkü nihayetsizdir, sonsuzdur Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ve sıfatları. Hal böyle olunca Cenab-ı Hak bu kainatı kendi isimlerine bir ayna yapmak üzere yarattı.
ve esmasını tecelli ettirdi. Ne demek tecelli ettirmek? Hmm. Mesela kainat yarattı, Halik ismi tecelli etti. Yani görünür hale geldi. Hmm. Yani somutlaştı, müşahhas bir eserle kendini belli etti. Mesela sanatkârane yaptı, Sani ismi tecelli etti orada. Mesela hayat verdi, Muhyi ismi tecelli etti. İlimle yaptı, Alim ismi tecelli etti, ilim sıfatı tecelli etti. Hikmetle yaptı, her birine bir gaye, bir maslahat, bir fayda yükledi, Hakim ismi tecelli etti. Elbette bunun için kudret gerekiyordu, Kadir ismi tecelli etti. Ve huvala kulli şeyin kadir. Böylelikle kainat, ilahi isimlerin görünür, müşahhas bir aynası haline geldi. Bunu Allah elbette görüyor, bütün her şeyi görüyor. Hani bazen şöyle de diyorlar, peki insan bu dünyaya bir müşahit sıfatıyla geldiyse, tefekkür için geldiyse, Allah'ı tanımak için, ama insanın göremediği kainatta çok yıldızlar var, gezegenler var, kainatın çapı milyarlarca ışık yılıyla hesaplanıyor. 14,5 milyar yaşında bir kainattan bahsediyoruz. İnsan bu bütün yılları göremez. Doğrudur. Ama sadece insan görsün diye değil bu kainat. İnsanın görmesi bir hikmet. Asıl esas olan Cenab-ı Hakk'ın esmasını tecelli etmesi ve Cenab-ı Hakk'ın onu kendisi müşahede etmesidir. Yani bizatihi Allah kendi eserlerini müşahede ediyor. Bunda görmeme yok, işitilmeme yok. Dağ başında bir çiçek açar, sonra ölür. Onu belki insan göremez. Evet. Ama Allah görüyor. Denizlerin dibinde bir varlık meydana gelir. Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi, Muhyi ismi tecelli eder. Ona suret verir, musavvir tecelli eder. Ona rızık verir, rezzak tecelli eder. Onu güzelleştirir, mücemmil tecelli eder. Fakat insan onu göremez. Fakat Allah görüyor. Bir de insanın göremediği kainatın diğer kısımlarında hayat var. Yani zannedildiği gibi sadece madde değil ki. Evet, bunu hayat Cenab-ı... deyince sadece hani bizim hayatımız birinci değil. Hayat mertebesindeki evet, varlıkların hayatı gibi anlaşılıyor. Halbuki nasıl dünyada bir su hayatı var. Mesela denizin dibinde 5000 metre derinlikte yaşayan hayat var, insan, mahlukat var. Denizi görmeyen bir insan kendi hayatından başka hayat olmadığını zanneder. Yahut denizin dibinde yaşayan şuurlu bir varlık olsa, hep orada yaşamış, orada doğmuş, orada ölüyor. Kara hayatı diye bir hayat inkar edebilir ya da tasavvur edemeyebilir. Onun gibi bu yeryüzündeki insanların yaşadığı hayata benzemeyen başka hayatlar var. Bunlara biz melaike ve ruhaniyat hayatları diyoruz. Her bir yıldızın, her bir gezegenin, hatta her bir zerrenin müekkel melekleri var. Onun namına tesbih vazifesini, onun namına ibadet vazifesini yapıyorlar. Nitekim nakil Kur'an-ı Kerim bize bunları söylüyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismi de bunu iktiza ediyor. İşte akla müracaat ediyoruz. Yani ne demek? Allah abes yapmaz. Dolayısıyla kainatta her bir mahlukunu müşahede edecek, onun namına tesbihat vazifesini yapacak, onun maksadına uygun bir şekilde görecek ve tefekkür edebilecek mahlukat yaratacaktır. Dünyada, dünya dediğimiz şu küçücük küreyi bu kadar hayatta doldursun, deniz hayatı, hava hayatı, kara hayatı, dünyamızdan trilyon çarpı trilyonlarca büyük kainatı, milyarlarca galaksiyi, bunların içindeki milyarlarca yıldızı tamamen boş bıraksın. Bu mümkün değildir. Hakim ismi buna müsaade etmez. Dolayısıyla oraya hasta hayatlar vardır. Bu esma ve sıfatları oraya bağlarsak, Cenab-ı Hak kendi esma ve sıfatını tecelli ettirmiş. İşte bu hayatlar, bu hayatlar onları, bu hayat sahipleri müşaade ediyorlar. Onlar müşaade edemeseler, layıkı veçiyle tefekkür edemeseler bile Allah müşaade ediyor. O halde Cenab-ı Hak gizli bir hazineye benzeyen şanlarını, sıfatlarını, isimlerini efali ve asarı vasıtasıyla, yani fiilleri ve eserleri vasıtasıyla kainatta görünür hale getiriyor.